Merhaba, Periskop'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Pınar Kılavuz. Bugün gündemimizde Fransa'da yolsuzluk iddiaları ve bu iddiaların da içinde bulunduğu geçen hafta aslında Playboy'a kapak olmasıyla gündemde ele aldığımız Marlen Schiappa var. Bugünkü konumuz bu bakanın bu yolsuzluk içerisindeki yeri nedir? Ve Fransa'da bir yolsuzluk olduğunda bunu ortaya çıkartan Mediapart neler elde etti? Bunlardan bahsedeceğim. Evet, geçen hafta Playboy dergisine verdiği röportajları ve yankısını konuşmuştuk. Çekilen fotoğrafları konuşmuştuk ve bu hafta da Marlen Schiappa'nın da adının geçtiği yolsuzluktan ve bunun yarattığı politik depremden bahsedeceğim. Öncelikle bu nedir? Yani bu konu ne zaman ve neden ortaya çıktı? Bundan bahsetmek gerekiyor. Bu konunun başlangıcında aslında Marianne Fon'u var. Yani Fransa'da 2021 senesinde öğretmen, tarih ve coğrafya öğretmeni Samuel Paty'nin boğazını kesilerek öldürülmesinden sonra devlet bir inisiyatif kullandı ve şunu söyledi. Biz bu radikalleşmeyle, bu radikal İslam'la, siyasal İslam'la ve başka türlü nefret suçlarını yayan unsurlarla mücadele etmek istiyoruz. Bunun için de bir fon yaratacağız dendi. Ve bu Samuel Paty cinayetini de burada hatırlatmak istiyorum ve kendisini bir kez daha buradan anmak istiyorum. Samuel Paty tarih ve coğrafya öğretmeniydi. Her şey 6 Ekim'de başlamıştı. 6 Ekim'de Hazreti Muhammed'in karikatürlerini göstermesiyle başlamıştı ve sınıfındaki bir öğrencisi, Müslüman bir kız öğrenci, o gün yaşananları ailesine bize Hazreti Muhammed karikatürlerini gösterdi. Müslüman öğrenciler el kaldırsın dedi. Ardından bizi dışarı çıkardı sözleriyle aktarmıştı, fakat daha sonra yalan söylediğini kendisi de kabul etti ve o gün aslında orada olmadığını söyledi. Daha sonra bu olaydan, yani bu 6 Ekim'de yaşananlardan sonra sosyal medya hızıyla yayılan Samuel Paty karşıtı bir kampanya vardı ve onu hedef gösteren mesajları sosyal medyada paylaşıldığını konuşmuştuk. Samuel Paty 10 gün sonra 16 Ekim tarihinde okul binasının önünde 18 yaşında bir Çeçen genç tarafından maalesef başı kesilerek öldürüldü. Bunun üzerine de bu cinayet tüm Fransa'yı ayağa kaldırdı, yasa boğdu. Bunun üstüne de Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele, yani ayrılıkçılık, bölücülük olarak bunlara bir karşı yasa çalışmalarına hız verdiğini söyledi. Ve 2021'de işte bu Marianne Fon'u ortaya çıktığında da amacını şöyle özetleyebiliriz. Başta sosyal ağlar ve online platformlar olmak üzere Cumhuriyet'in değerlerini tanıtıcı ve bölücü söylemlere karşı mücadele edecek, konuşmalar yapacak kişi ve derneklerin finansmanını sağlamak. Yani nefret suçlarıyla online platformlarda, çünkü bu sosyal medyada bilgilerin yayılması, yanlış bilginin ortaya atılıp kimsenin bunu sorgulamadan kabul etmesi, bütün bunlar aslında günümüzün problemleri ve tabii ki bir tür galeyana gelmek de oluyor bu sosyal medya ortamında. Bunlarla mücadele için böyle bir finansman sağlayacağız dediler. Burada bahsi geçen rakamsa 2,5 milyon euro. Çok büyük bir rakam gibi görünmese de bunun arkasında kimlerin nasıl finanse ettiği aslında bizi ilgilendiriyor ve ucu seçimlere de dokunuyor. Bu amaçla da yola çıkılmış bir şey baktığımızda çok doğru. Bu cinayetin üstüne bunun yapılması da, keşke bu yaşanmadan da aslında böyle mücadeleler yapılsaydı. Ve burada sorun teşkil eden şey aslında bu fonun gittiği derneklerden bir tanesi. Hatta daha sonra Mediapart da ortaya çıkartıyor. İki tane dernek sorun teşkil ediyor. Bunlardan bir tanesi USPPM, yani bu beden eğitimi ve askerlik hizmeti topluluklarının hazırlık birliği diye bir dernek varmış. Ve bu derneğe bu fondan 355 bin euro ödenek sağlanıyor. Ve fakat bu derneğin zaten amacının bu mücadeleye uygun olmadığı ortaya çıkıyor. Ve videolar yayınlıyorlar. İşte dediğim gibi bu sosyal medyada bu konuları ele almak. Videolar yayınlıyorlar. 50'den fazla izlenme almıyor videoları. Yaklaşık 13 tane video yayınlıyorlar. Ve bu 355 bin euronun 120 bin eurosu da, yani neredeyse yarısından fazlası, iki kişinin maaşına gidiyor. Bunlardan bir tanesi Muhammed Sifawi, bu gazeteci, ve Christian Gravel de aslında Christian Gravel'e yakın birisi, pardon, Muhammed Sifahi, ve bu kendisine bir türlü maaş ve ödenek olarak gidiyor. Bütün bunlarda Marlen Schiappa'nın yeri ne peki? Çünkü Marlen Schiappa'ya yönelik suçlamalar da var. O da şu: bu Marian Fon'un Marlen Schiappa'nın inisiyatifiyle ortaya çıkıyor. Çünkü o zaman vatandaşlıktan sorumlu devlet bakanı kendisi. Bu görevdeydi o zamanlar ve potansiyel bir dolandırıcılık hamlesi düzenlendiğinden şüpheleniyor. Bütün bunlar iddialar. Şimdi gazetecilerin, France 2'nin, Marian'ın ve
Mediapart'ın ortaya çıkarttığı iddialar ve burada şu anda hukuki bir süreç de işleyecek bu konuyla ilgili. Marlen Schiappa bunun inisiyatifini başlattığı için ve kendisi de zamanında bu adaylık dosyaları, çünkü tabii ki bu fonlar verilecek bazı derneklere ama öncelikle bir adaylık oluyor. Herkes projesini sunuyor. O projeye göre fiyatlar veriliyor, fonlar veriliyor. Herkese eşit dağıtılmıyor. Zaten bu da başka bir problem. Ve bu paranın nasıl kullanıldığı da başka bir problem bu konu içerisinde. Marlen Schiappa ben dosyalarla ilgileneceğim, bakacağım ama tabii ki bir kurul var, o karar verecek demişti. İşte Marlen Schiappa'nın da bu kurulla öncülük etmesi ve bunun inisiyatifini başlatmış olması kendisini odağa koyuyor. Çünkü Muhammed Sifawi, Christian Gravel'e, yani bu Christian Gravel bir vali, buna yakınlığı ve Manuel Valls'a yakınlığıyla biliniyor. Eski başbakan ve eski cumhurbaşkanı François Hollande'daki iletişiminden kaynaklı. Çünkü eski danışmanı sayesinde kamu sübvansiyonlarından yararlandı ve kendini zenginleştirdi iddiaları da var Muhammed Sifawi için. Ve Marlen Schiappa aslında Playboy'a röportaj verdi ve bunu Nisan başında yayınlandı bu röportaj. Fakat bu röportajdan 2-3 gün önce Marlen Schiappa'nın bu yolsuzluktaki nokta, hangi noktada olduğuyla ilgili bazı haberler dolaşmaya başlamıştı. Fakat benim elimde çok yeterli bir dönem olmadığı için ben öncelikle Playboy dergisindekini yaptım. Fakat şimdi daha fazla anket ortaya çıktığı için de bugün bu konuyu, aslında ikisi biraz devam gibi oldu. Çünkü kendisine işte bu Playboy röportajını yapıyor, hiç sırası değil. Esas konuşmamız gereken Marlen Schiappa hakkında işte bu fonların ve fonlar üstünden yapılan yolsuzluk olması gerekiyor gibi de tepkiler gelmişti. Önce France 2 ve France Televizyon bir anket yaptı ve Mart ayı sonunda bu anketi bir yayınladılar, bir araştırma aslında. Ve Vali Gravel yönetiminde proje çağrısı yayınlandığını söylediler. Ayrılıkçı ideolojilere maruz kalan 12 ile 25 yaş arası gençleri hedefleyen ulusal kapsamlı çevrimiçi eylemleri desteklemek olarak açıkladılar bu fonun amacını. Bir ayın sonunda ise 17 tane dosyanın etabı geçtiğini açıkladılar. Bu bir yayın da çok kısa olduğu konusunda kendilerine yönelik eleştiriler var. Ve Gravel bu hakkı kazananların isimlerini ve verilen miktarı açıklamayı da reddetmiş France TV'nin gazetecilerine. Fakat France Televizyon bu listeye kendisi ulaşmış, bu kurum yani. Ve seçilen kuruluşlar arasında bir spor derneği, bir görsel işitsel yapım şirketi veya bir çizgi roman yayıncısı olduğunu ortaya çıkarmışlar. Bazı bunların içerisindeki bazı dernekler on binlerce euro para alırken bazıları 100 bin euroya kadar bir hak kazanıyorlar. Ve 4 dernek yaklaşık 1.3 milyon euroyu paylaşıyor. Bunların içerisinde bu Marlen fonunun neredeyse yarısına denk geliyor ve gazetecilerin dikkatini de aslında bu az önce bahsettiğim dernek çekiyor. Ve Gravel bu derneği ve Sifawi'yi tanıyor. Bak, o da bizimle olmaya karar verdi. Ve bu dernek projeyi İlyak ismiyle yürütüyor ama icraatlarına baktığımızda bu derneğin YouTube'da dediğim gibi 13 tane video yayınlamışlar. 50 tane görüntülemeye geçmiyor. Yani hiç amacına uygun ya da bu kadar parayı gerektirecek bir aksiyonları yok. Instagram hesaplarına bakıyorlar. Sadece 138 tane abonesi var. Ve diyorlar ki biz 10 tane çalışana maaş verdik diyorlar ama hesap ekstrelerine, yani bunlara gönderilen para ve o paranın nereye gittiğine baktığında gazeteciler, bu paranın aslında iki kişiye gittiği ortaya çıkıyor banka hesaplarından ve bunun sonucunda da Muhammed Sifawi ve Cyril Karunangahan'a gittiğini, önemli bir kısmının maaş olarak gittiği de ortaya çıkartılıyor. Fakat taraflar bunu kesinlikle yalanlıyorlar. Daha sonra bu birinci anketti. İkinci tarafı ise bunun Mediapart'ın anketi. Bu da bu hafta içerisinde çıktı. Salı ya da çarşamba günü olması lazım. Mediapart daha ilginç bir şey ortaya çıkartıyor. İşte burada seçimlerle olan bağlantısı var. Samuel Paty'nin öldürülmesinden sonra bu Marlen Schiappa'nın oluşturduğu fondan sağlanan sübvansiyonların aslında Emmanuel Macron muhaliflerine karşı siyasi içerik yayınlamak için kullanıldığı iddiasını ortaya koyuyorlar. Ve diyorlar ki bu kamu parası yeri sayesinde bölücülükle mücadele kisvesi altında Emmanuel Macron karşıtlarını karalamak için kullanılan içerikler yayınlandı diyorlar. Ve bunu da Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sırasında yaptıklarını ortaya çıkartıyorlar. Ve yine Mediapart'a göre bu dernek bir YouTube kanalı üzerinden seçim adaylarını kaba bir tabirle aşağılayan 50 kadar video yayınlayacaktı diyorlar. Bunun ismi de, yani bu proje verilmesinde Reconstruire le commun, yani müştereklerin yeniden inşası, işte bu müştereklik, ortak paydada buluşmak gibi mesajlar içeren bu derneğe yönelik suçlamalar. Bu bir derneğin ismi.
ve bugün bu dernek aslında 2022 yazından beri aktif değil. Yani sadece seçim dönemi kampanyasında aktif. Bu da başka bir problemi işaret ediyor aslında. Çünkü Şiapa bu arada ne dedi? 7 Nisan'da bir açıklama yaptı ve diyor ki soruları da yanıtlamayı reddetmiş gazetecilerin söylediğine göre. Seçim komitesi tarafından seçildi bu fondan yararlanan 17 dernek diyor. Seçim komitesini gösteriyor yani bu kararın uygulayıcısı olarak. Bütün prosedürlere uygun davranıldığını söylüyor ve Marlen Schiappa'nın bu kararın arkasındaki kişi olduğunu söylemek yanlış olur da diyor. Ve bu müştereklerin yeniden inşası olarak çevirebileceğimiz dernek 330 bin euroluk sübvansiyonla destekleniyor. Ve bu az bilinen dernek çünkü Mediapart şunu ortaya çıkartıyor. Marlen Schiappa bu proje çağrısına başvuru yapıyor ve bu dernek henüz Samuel Paty öldürüldükten 13 gün sonra kuruluyor. Bu nedenle de kaydedilen 47 başvuru arasından diğer 16 proje gibi de seçiliyor. Ve derneğin tüzüğüne baktığımızda Samuel Paty'nin öldürülmesinden 13 gün sonra dediğim gibi 29 Ekim 2020'de tescil ediliyor. Ve 2021'de Mahyan Fonu için başvuru çağrısının başlamasından 2 ay önce de bu tüzük valiliğe sunuluyor. Yani Samuel Paty cinayetine 13 gün sonra kuruluyor. Hemen tüzüğüyle birlikte valiliğe başvuruluyor. Dernek olarak onaylanıyor ve kısa bir sürede de bu parayı alıyorlar, bu fondan yararlanıyorlar. Ve çok genç bir dernek olarak anlatılıyor bu Mediapart araştırmacıları, gazetecileri tarafından. Dernek amacını şöyle özetliyor. 18-25 yaşındakilerin kodlarına, yani bu toplumsal kodlarına, normlarına ve kültürel referanslarına uyarlanmış bir cumhuriyetçi söylemi sosyal ağlarda, internette videolar, görseller, röportajlar şeklinde yerleştirme aracı olarak sunuyorlar. Raporlar hazırlıyorlar, belgeseller ve olayları anlatıyorlar. 6 ay boyunca Comme un diye, yani bir gibi ama aynı zamanda da Fransızca'da comme yani ortak anlamına gelen YouTube kanalı açıyorlar. Bu YouTube kanalı hala var. Bunu da açıklama kısmına yazabiliriz ismini. Dileyenler gidip oradan videoları da izleyebilirler. 57 tane video yayınlıyorlar yaklaşık olarak ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de milletvekilleri seçimleri kampanyasında da bazı videolarda seçim yarışının ortasındaki kişileri çağrıştıran analizler ve bazen karalamalar olduğunu söylüyor Mediapart. Esas olarak hedeflenen aşırı sol ve aşırı sağ diyorlar. Yani Macron'un karşısındaki kişiler ve YouTube'da yapılan paylaşımlarda bunlar sıklıkla karşılaştırılıyor veya eşdeğer kabul ediliyor. Yani bir algı yönetimi yaptığı konusunda da iddialar var. Christian Gravel de bu söz konusu olan vali, yani bu işlerin içinde olduğu iddia edilen vali de Mayıs 2022'de dernek yetkililerini bunun tahammül edilemediğini ve Marian Fonu'nun finansmanının tahsis edildiği projenin dışında kalan bu girişimi şiddetle kınadığını ve bunun içinde bir kurul topladığını söylüyor. Muhammed Sifavi yine bu olayların ortasında bir isim. O da Twitter'da kendisini karalayan herkese karşı yasal özürlüyor. İşlem yapıldığını duyuruyor. Ve Marlen Schiappa ise kesinlikle aramızda bir arkadaşlık ilişkisi yok diyor. Dernek tarafından tamamen yasal ve tüzük ihlal edilmeden tam zamanlı çalıştığım için de bu parayı ben aldım diyor. Fakat bu konu şu anda Fransız siyasetinin gündeminde. Sol Birlik NÜPS mesela buna çok fazla sesini yükseltmiş durumda. Bu nasıl olabilir diyorlar. Yani bu kadar kutsal ve ulvi bir görev için böyle bir fon çıkıyor ve iddialara göre Marlen Schiappa'nın yakın çevresi olarak adlandırabileceğimiz kurumlardan en önemli bir iki tanesine dağılıyor. Bu kurumlar bu yetmezmiş gibi bu paranın karşılığını vermeyecek noktada işler yapıyorlar ve bu gazeteciler tarafından ortaya çıkartılıyor. Bakalım Fransa bu yolsuzluğuyla nasıl mücadele edecek? Marlen Schiappa'nın adı zaten şu anda bir polemiğe karışmış durumda. İşte bu Playboy'a çıkmış olmasından kaynaklı, biliyorsunuz geçen hafta anlatmıştım, farklı gruplardan tepkiler de geldi. Ama tabii ki esas tepki gösterilmesi gereken şey bunlar doğruysa bu olaydır. Çünkü Playboy onun kendi kararı, bunu yine tekrar söylemek istiyorum. Ne istiyorsa bedeniyle onu yapmakta özgür. O ayrı bir konu, bu ayrı bir konu. Esas bu konunun üstüne gitmek gerekiyor ve bu konunun aydınlatılması gerekiyor. Ben bugün bunlardan bahsetmek istedim. İzlediğiniz veya dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın.